Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Yeşim İtay ben. Gayrimenkul danışmanıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa konut alacak kişilere %0.99 faiz oranıyla 2 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanabileceğini duyurdu. Daha önce de Türkiye'de faiz indirimleri yapılmıştı konut satışlarına özel. Bu faiz indirimleri satışları nasıl etkiliyor sizce? Daha önce de örneklerini gördüğümüz gibi ve dün akşam da artık farkına vardığımız gibi fiyatlarda artış bekliyoruz. Dün akşam liste fiyatlarında bile artışları görmeye başladık. %15 seviyelerinde liste fiyatlarında değişiklikler oldu. Tabii ki bu henüz reel rakamlar değil. Henüz bu rakamlardan işlem yapılmadı. Fakat piyasada satış rakamlarını arttıracaktır. Peki Türkiye'de faiz indirimleriyle beraber satış fiyatları da yukarıya doğru yükseliyor. Bununla beraber alıcılar nasıl bir tepki gösteriyor? Alış yapmaya devam mı ediyorlar faiz indiriminin rüzgarıyla, yoksa bu artışları görüp almak isteyen insanlar daha çok bekliyor mu, vaz mı geçiyor, ne durumda? Biz 2021 yılında aslında farklı manipülasyonlar yapıldı bu konuda, yanlış yönlendirmeler yapıldı. Biz fiyatların artarak devam edeceğini söylemiştik ama bazı bilir kişiler fiyatların balon olduğunu ve düşeceğini iddia ettiler. Bu dönemde alma kararından vazgeçenler şu anda pişmanlar. Fakat tahmin ediyorum ki bu dönemde alımlar 2021'e göre daha da artarak devam edecek. Çünkü şu an biz satıcı pazarındayız. Yani geçmiş 2 yıldan beri satıcı pazarındayız ve bu 2 yıl, en az 2 yıl daha devam edecek. Dolayısıyla fiyatlar artmaya devam edeceği için alış artık insanların alışına devam edecektir, durmaz. Yani alışveriş durmayacaktır gayrimenkul sektöründe, öyle söyleyeyim. Tabii sizin de söylediğiniz bazı bilir kişiler Türkiye'de, özellikle İstanbul'da çok sayıda konut arzının olduğunu ve talebe karşılık çok fazla üretim yapıldığını, konut bazında üretim yapıldığını söylüyorlar. Sizce Türkiye'de ve İstanbul'da yeterli konut var mı? Şöyle, aslında işte yanıltma orada oldu. Aslında arz sorunu çekiyoruz şu anda. Arz az olduğu için ve talep yüksek olduğu için, özellikle yabancıların alımı çok fazla olduğu için stok sorunu yaşıyoruz. Aslında üretim az olduğu için biz bu sorunları yaşıyoruz. Fakat şöyle de bir farklı durum var. Üretime geçildiğinde maliyetler çok yüksek olduğu için zaten üretilen konut yine yüksek olacak. Dolayısıyla bu süreç nasıl aşılır? O tabii daha bilir kişilerin, teknik analiz gerektiren bir konu. Fakat olması gereken nedir? Arz artışı gerekiyor. Yani fiyatların geri gelmesi için arzın artması gerekiyor. Peki sizin söylediğiniz gibi yine faiz arttığı şekilde satış fiyatları da artıyor. Burada bir fırsatçılık var mı? Yoksa olması gereken bir durumla mı karşı karşıyayız? Çünkü insanlar uzun süre bekliyorlar ev alabilmek için bir fırsat doğmasını ve fırsat doğduğunda da aradaki faizden kazanacakları parayı bir şekilde ev sahiplerine vermek zorunda kalıyorlar. Bu bir fırsatçılık mıdır sizce? Bizde genelde konut alımı yatırım mantığıyla çalışır. Aslında hatalardan biri de bu. Bizde yine bu faiz fırsatını kullanacak olanlar yatırımcılar, aslında kullanıcılardan çok. Nihai kullanıcılar yine çok fazla. Çünkü hani gelir dengesine baktığımızda yine düşen faize göre aylık ödemeler aslında yine de çok makul rakamlar değil. Dolayısıyla yine yatırımcılar girecek işin içerisine. Böyle düşünebiliriz. Evet. Peki Türkiye'de, yine İstanbul'dan da örnek vererek bunu cevaplayabilirsiniz. Daha çok hangi ülkenin vatandaşları talep gösteriyor konutlara? Türkiye genelinde ilk sırada Iraklılar var. Irak, İran ve Rusya ilk üçü paylaşıyor. Fakat bu yıl itibariyle artık, yani 2021 yılında böyleydi sıralama. Ama 2022 yılı için Rusya belki biraz daha atak yapabilir ama sıralama genelde Irak, İran ve Rusya olarak gider. Sonra diğer ülkeler, Avrupa ülkeleri. Rusya'nın talep göstermesinin sebebi özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki bir çatışma hali ve Rusya devletine karşı bir güvensizlik midir, yoksa Türkiye'deki talebin bir reklam, bir pazarlama, bir turizm amaçlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Daha önce, yani savaş öncesinde de Ruslar yine Türkiye'yi tercih ediyordu, yatırım tercih ediyorlardı. Onlar için hani bölgenin sıcaklığı ve yani yakın hissetmeleri olabilir, komşuluk ilişkileri olabilir ama 2022 yılı içerisinde Ukrayna Savaşı ile ilgili bir gündem var tabii ki, yani artışı tetikleyecektir. Evet. Peki son olarak bu faiz ve fiyat artışı sarmalından nasıl kurtulabiliriz? Ne zaman faiz indirimiyle beraber nihai tüketici konumunda olan alıcılar doğru şekilde, doğru fiyatla bir faiz indiriminden gerçekten yararlanabilecek şekilde satış alış yapabilir? Bu çok konu.
konut sektöründen ziyade aslında ekonomik bir problem. Dolayısıyla hani biz bunu konut gayrimenkul sektörü için değerlendiririz ama bu ekonomik kısmını çözmediğimiz sürece bu her zaman sıkıntı olacak. Dolayısıyla sosyal konut projelerini geliştirmesi gerekiyor devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin. Sosyal konut projelerini geliştirmeden yani gelir seviyesine göre bir düzenleme yapmak çok olası değil. Yine yatırımcılar alış yapmaya devam edecekler. Bu yine kiraların artışına yol açacak. Çünkü biz de dediğim gibi hani konut almak, ikamet etmekten ziyade yatırım için olduğundan yani mülk sahiplerine bakıyoruz. 50-100 konutta mülk sahipleri var. Bu da piyasanın hani dengesini bozuyor açıkçası. Bu faiz indirimiyle hedeflenen burada konut edindirmek değil bence, sektörü hareketlendirmek. Evet, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.